Sevgili izleyenler, Ünye Kadılar Köyü Tığınıt Mahallesi'ndeyiz. Bir ihbar üzerine geldik. Haber merkezimize gelen ihbarda toprak kayması oldu. Bahsedilen yerdeyiz şu anda. Toprağın katman katman çöktüğünü görebiliyorsunuz. Hemen yine yan tarafta çökmeler var. Biliyorsunuz kısa bir süre önce İnkur'da da böyle bir heyelan yaşanmıştı. Şimdi önceden söylüyoruz. Gerçekten böyle ayağınızı bastığınız zaman toprak batıyor. Buradaki vatandaşlar, ev sahipleri evlerinde az da olsa kaydığını iddia ediyorlar. Görüntülerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bahçelerden çektiğimiz görüntülerde belki çok fazla belli olmuyordu evlerin kayıp kaymadığı, ama bahçenin ön tarafına, evin olduğu tarafa geldiğimizde betonların çatladığını görüyoruz. Yine yan taraftaki eve geldik. Burada net ve belirgin olarak gözüküyor değil mi? 15-20 santim burası açılmış. Burası açılmış. Şurası da aynı şekilde. Diğer taraflarda da. Evet. Yan taraflarda da oralarda göçme var. Açılmış 15-20 santim oralarda var. Bu yeni oluşuyor bunlar. Günden güne de fazlalaşıyor gibi geliyor. Yani. Dün bu kadar değildi mesela bu açıklık. Şu an tahliye kararı verildi. Evlerde. Verildi, evet, verildi. Verildi. Peki bu mevcut evlerde oturan kimse var mıydı? Vardı. Yani oturuyorlardı. Vardı, evet. Onlar ne yaptılar? Onlar da Ünye'ye gittiler işte. Yengem vardı burada oturan. Hı hı. O da Ünye'ye gitti. Çocuklar zaten İstanbul'a gittiler. Şu an boşalttılar evleri yani. Bir tek bir amcamın oğlu var işte. Yan tarafta o küçük bir ev var. O orada kalıyor. Başka kalan yok burada. O evde risk altında mı? Şurası tabii ki hepsi risk altında. Evet, evet. Papat ekipleri oranında boşaltılmasını söylediler. Evet, evet. Hepsini boşaltın dedi. Oturamazsın dediler. Yaşlı amcamın oğlu var, o kalıyor. Diğerleri zaten gittiler yani. Yengem vardı bu binada. O Ünye'ye gitti. Bu çocuklar da İstanbul'a gitti. Şu an kimse oturmuyor. 15 santim burası açılmış. Bu kaymadan dolayı oluştu. Bir de şuralar var. Şuralar da aynı şekilde.